aşk kokan anlar. Peki abi bu Sparta bırak Allah aşkına, o Galatasaray Fenerbahçe'nin oynadığı o 90'ların başındaki böyle şovanekli Çek milli takımının omurgasını oluşturan takım mı abi? Sadece Sparta bırak değil, Galatasaray bu sene kötü bir Avrupa tecrübesi yaşadı. Bak hayır. Bunu kabul ederim. Old Trafford'da Manchester United'ı yenmek tamam. Başarıdır. Yani bir galibiyetim var abi. Bayern Münih'e karşı 70 dakika 60 dakika böyle oynamak iyidir. O algıyı da bırakalım. 70 dakika falan değil ilk yarı. Tamam peki ilk yarı da iyidir. İkinci yarıdan itibaren Bayern Münih üstün üstünlüğü aldı. Tamam olsun. İlk yarı da yeterlidir. Bir tek deplasmandaki Bayern Münih maçında çok çok iyi oynadılar. Tamam. Ya belki orada mağlubiyet hak etmediler. Gerçekten orada hakem operasyonu da olmuş olabilir. Ya tamam. Onun dışında iyi bir Avrupa şeyi geçiremedi. Bir tek galibiyetim var. Kopenhag'ın arkasında kaldın. Sonuç budur. Kopenhag'ın arkasında kalmak sonuç evet. Sonuç budur. Ama o bir dakika. Avrupa'da iyi bir sezon geçirmedi. Bir saniye. Kopenhag'la ilgili yanılgı aynı böyle Bodo Glimt ve Norsjælland'la ilgili yanılgısı evet. Gibi. Evet. Türkiye'de kamuoyunun maalesef. Ha bu İskandinavlar top oynayamaz. XXX oynayamaz. Gitgide gelişiyorlar abi. İşte dünyanın en iyi, en pahalı forvetlerden tamam, biri İskandinav. Kopenhag'da geçemezsen başarısız. Tamam abi. Kopenhag bak. Bitti. Kopenhag, Bodo Glimt, Norsjælland. Üç temsilcimiz de felfecir oldu. Çünkü bizde algılar hala. Gerçekler farklı. Gerçeklerde Kopenhag bayağı iyi bir takım abi. Öyle. Tamam mı? Sonuçta bayağı iyi bir takım. Bence Galatasaray sence bak, geçirmiş olsun. Bence geçirmiş. Sen ne diyorum ki? Sen geçirmiş olsun bak, de ya. Bir saniye. Ben diye geçirmiyorum. Bir anlatayım ya. Birbirimizi ikna etmek bir zorunda değiliz. Bir anlatayım. Ben anlat. De izleyiciye anlatıyorum. Tamam, anlat. Bana kardeş. İzleyiciye dön o zaman. Bana dön. Bana hayır sen de dinle. Tamam. Sen de izleyicisin. Ben seni nasıl izliyorum ben de seni izleyeceğim. Arkadaşım Old Trafford deplasmanında kazanan takım öyle ya da böyle Sparta Prag'a yenilmez. Bitti. Doğru. Benim tezim bu. Doğru. Sparta tamam mı? Benim tezim bu. Dahil, ayrıca şey, bizim Beşiktaşlı tayfanın, kötü. Abi biz bu Preciado'yu alsak mı? Hayır almayalım. Daha İlk önce bence. Bir golü olan adam, evet. Galatasaray'a eşleşmede o kadar gol attıysa, neden? Adam sağ kanat beki. Sol beki yoktu Galatasaray, çok basit. Berkan oynadı, Kaan Ayhan oynadı. Çok basit bir şey yani, anlatabiliyor muyum? Yönetimin hatasıdır, onu söylemek istiyorum. Tamam. Yani bu Okan Buruk'a yazmaz. Okan Buruk'un başarısından yazar. Devam ediyorum. Yazar. Buraya böyle Davinson Sanchez alındı. Buna rağmen gerektiğinde böyle Nelson Abdülkerim'le devam ettin. Sağbek. Abi Sağbek'i sen zaten rezerv takımdan aldın böyle ön yargısız olduğun için geçen yaz. Saşa böyle bir şans daha vereyim dedim. Evet. Adam Bayern Münih'e transfer oldu. Evet. Yerine Kaan Ayhan oynattın, Barış evet. Alper oynattın. Barış Alper'i burada da oynattın, burada oynattın. Burada oynattın, burada oynattın. Sen milli takıma ve Türk futboluna acayip bir oyuncu kazandırdın. Doğru. Şu açıdan. Barış Alper çok güzel bir örnektir. Dünkü programın sana böyle özetini yapayım. Barış Alper'leri yetiştirmek o kadar zor değil. Yeter ki yetişeceği imkanları, azami imkanları sağlayın. Lojistik yani ulaşım okuldan antrenmana, antrenmandan okula İskandinav'ın yaptığı gibi. Süt, et, protein, sporcunun nasıl beslenmesi gerekiyorsa. Tabii. Uğur Karakullukçu söyledi çok güzel bir bilgi. Tamamen tesadüf. Barış Alper'in babasının böyle et lokantası olduğu için Barış'ın fizik gücü çocukluktan itibaren et, sağlıklı beslenerek. Protein beslenmeyi. Evet. Ne yapacağız abi? Herkes babası ve etçi dükkanı mı açacak Türkiye'de futbolcu? Cemil abinin de Cemil Turan'ın da babası sütçü olduğu için. Sürekli bravo. Süt ve yoğurt yediği için kemikleri çok güzel örnek. Gerçekten. Evet. Öyle. O Sivas'taki çocuğu da neydi? Mehmet Yıldız böyle. Hop Dedix gibi bir adam. Evet, yani evet, Asterix'teki Hop Dedix var ya. Tarhana kuvveti. Tarhana yoğurt. Tabii, tarhana o da böyle Anadolu. Tarhana hani kuvveti. O kadınlar var ya programlarda. Eskiden tabii daha. Bak, Mehmet bunu, Yaşim falan gidip hani şey yapıyor. Teyzeciğim ne açıyorsun? Atıyor ağza. Avrupa'nın en az et tüketen ülkesi biziz. Evet abi bu olmaz büyük sorun. Bu olmaz. Hayır. Ondan sonra bizim zeka seviyemiz niye geriler? Protein almayan adamın zekası gelişir. Böyle abi ya. Maalesef böyle ya. Yani. Bu kadar basit. Clear ile Barış Alper Yılmaz demişken sevgili Serdar. Evet. Clear ile haftanın %100 performans gösteren oyuncusu Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz oldu. Tabii. Bir gol bir asist. Maç çözdü. Rakip ceza sahası. Mertens'te denilebilirdi yani. Mertens'te denilebilirdi ama Barış Alper çok çok zorladı yani. Çok çok zorladı. Şey yaptı. Ne derler onun adına? Doğru bir seçim olmuş. Doğru bir seçim olmuş. Bence de çok doğru Clear'a bir seçim da teşekkür olmuş. Ediyoruz efendim. Çok bütün teşekkür sezon ediyoruz. Boyunca. Yani artık sezonun sonları geliyor. Clear'a da teşekkür ediyoruz. Bütün sezon boyunca işbirliklerinden dolayı, bize desteklerinden dolayı sağ olsunlar, var olsunlar. Vallahi saçlara da iyi geldi. Çok teşekkür yani, ediyorum. Yalan yok. Ben de hakikaten. Clear kullanıyorsun. Evet. Belli saçların kalitesinden. Bu markayı. Şimdi o zaman şöyle dönelim. Clear nasıl? Yılların bir formülü var. Onu geliştiriyor. Ya Barış Alper Yılmaz da böyle azami oyuncu yetiştirme formülüdür. Evet Mertens, Icardi özel yetenekleri yetiştirmek kolay iş değildir. Ona bir şey demiyorum. Hiçbir Türkiye'deki spor yöneticisine de o konuda bir eleştiride bulunamıyorum. Ama Barış Alper Yılmaz'ı yetiştirmek nedir? Bilimsel çalışmak, fizik gücü yüksek oyuncunun fizik gücünün değerini anlaması ve geliştirmesini sağlamak. Oyun koordinasyonu, hız ve yani doğal hızla mental beyin arasındaki bağlantıyı öğretmek. Senin altını çizdiğin
Futbolun sadece o santradaki dizilen 4-3-3, 4-2-3-1 değil. Maç içinde binlerce opsiyonu açık olan mikro taktikler üzerinden döndüğünü, işte yarım alan dediğimiz şeyin çizgi kadar önemli olduğunu ve Barış Alper Yılmaz ayrıca mini takımda Hırvatistan maçında bayağı tabii canım. Kontratak santrafor olarak. Tabii. Çok da güzel bir gol attı. Tabii. Şimdi bu kadar iyi de vuramıyordu topları. Evet, oraya geleceğim. Bu kadar iyi vuramıyordu, o konuda çalışıyor demek ki. Hızlı oyuncu, güçlü oyuncu çalıştırırsın. O kendine iyi bakar. Okan Buruk gibi oyuncuları dönüştürebilecek, geliştirebilecek hocalarla çalışırsın. Olur. Tabii. Vallahi işte ben... Barış Alper'in yerine kimler alındı bu sene başında? Zaha. Geçen sene Zaniolo alındı Zaha bir kere. Zaha, Tete. Tabii Zaniolo. Bak geçen sene şimdi, kafadan Zaniolo alındı. Şimdi iki sene... Zaha de sol öndü diyelim. Barış Alper şimdi sol ön oynuyor ya. Kerem Aktürkoğlu vardı. Ziyeh alındı. İki senelik bir transfer. Heh. Değerlendirmesi yapalım. Objektif. Mertens. Torreira. Apo. Kaan Ayhan. Ondan sonra şey... Davinson. İki senelik konuşuyorum. Davinson. Ndombele. Yok, oraya gelmeyeceğim daha. Davinson. Ondan sonra Demirbay. Bunlar oturan, tutan, katkı veren transferler. Bunlara bir de bu ayın aşırı performansı dolayısıyla kullanılamayan ama olumsuz bir transfer denilemeyecek Dubois'u ekleyebiliriz. Evet. Dubois'u ekleyebiliriz. Yani kötü bir transfer sayılamaz. Ya yedek kalamayacak. Kari iyi bir oyuncu olduğu için. Müthiş bir performans. Evet. Yanı sıra 2 yıllıktan konuşuyorum. Bence Bakan bu da iyi bir transfer. Bakan bu da iyi bir transfer. Bonservisle satmadın mı? Bonservisle satmadım. Bursa'nın iyi bir transfer i̇yi zaten. Bir transfer. Şimdi gelelim şeylere. Neydi o? Seferovic. En büyük kazık şey. Yusuf Demir. 6 milyon euro. Anas Türk, babas Türk. Var ya. BBC muhabbeti Türk. Vardı. Yani, Karslı BB. Ne oldu belli değil. Yani nerede oldu belli değil şu an. Bir Brigitte Demir, Bardo be abi. Ne BBC. Yusuf Demir. Evet. Ondan sonra... yani olması muhtemel ama tutmamasına şaşırdığım Angelino. Onu bir tarafa ayırdım. Zaha. Tete. Son 6-7 hafta hariç Ziyech. Ama Ziyech'i ortada tutalım. Ama son 6 hafta evet bence de tamam. Onu da ayrı bir ortada küme tutalım. Ndombele ve Oliveira. Özellikle bu yıl. Oliveira'yı da geçen sezonki katkısından dolayı başka bir kümeye koy. Gene de o kadar para etmez. İnsani davranış hatası ayrı. Gene ama futbolculuğu... O kadar para etmez. O kadar geçen para seneki şampiyonluk da bence önemli bir faktör. Yani olmasaydı da olurdu yani. Ben kötü negatif transfere peki. Koyuyorum fiyat itibariyle. Tabii, fiyat performansla. Evet. Şimdi bu kadar aslında iyi görünen transferler kadar bak Mertens, Torreira, Apo, Kaan Ayhan, Davinson, Demirbay, Icardi, Ziyech'i de saydık. Bakan bu Dubois dedik. Dubois ile Angelino'yu hadi birbirine eşleştirelim. Tutması hani aslında tutmuş bir oyuncu da oynayamadı. Angelino da evet alınabilir bir riskti ama hiç olmadı. Verimli olmadı. Kısmet. Ama yetenekli oyuncu değil. Seferovic, Yusuf Demir, Zaha, Tete, Ndombele, Oliveira falan deyince aslında olumsuz transferler de o kadar az değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Omurgayı tutturduğun anda geri kalanlar olmasa da çok oluyor yani. Mesela bence Kerem yani herkesin söyledi. Herkes biliyor ki bir tane 8 numara alacak Galatasaray. Kerem Demirbay iyi bir sezonu iyi bitiriyor olmasına rağmen. Neden? Çünkü önce bu şeyi bitirdi. Bu omurgayı tutturdu. İşte Mertens'i, Torreira'yı, kalecisi, Apo, Icardi filan. Yanında bak Nelson'u da koysan oluyor. Davinson'u da koysan oluyor. Bunun yanına Kaan Ayhan'ı da koysan oluyordu. Oliveira da orada oynadı. Kerem Demirbay da işte Ndombele orada hiç oynayamadı. Orada tabii. İdeal oyuncu Ndombele'ydi. Tabii. Saçmalık oradan. Dolayısıyla yanındakiler, yöredekiler bir şekilde kapanıyor. Bence Galatasaray'ı geçen yıl Kerem, bu yılda Barış X faktörü yaparak ciddi bir katkıda bulundular. Burada oyuncu kazanması anlamında da Okan Buruk'u iki yönden kutlamak lazım. Birincisi Barış Alper diye bir futbolcu çıkarttı ortaya. Hakikaten yoktu öyle biri yani. Kabul edelim ki yoktu. Hatta kiralığa gidecekti. Fatih Terim de istememişti. 18 milyon liraya bedava diye aldılar yani. Zorla aldılar. İkincisi mesela hiç düşünülmeyen Boye'yi dediğim gibi kompleksizce
oynatabiliyor olması. Barış Alper de bu arada rezerv takımdaydı. Üçüncüsü Kaan Ayhan'dan stoper dışında her yerde pozitif yararlanması. Dördüncüsü bir şekilde Kerem Demirbay'ın repertuarına kafa vuruşları, uzaktan şutları falan da katması. Uzaktan şut hep vardı ama. Ama yani kafa vuruşu yoktu. Kafa vuruşunu bilmiyorum ama uzaktan şut hep iyiydi be. Kafa vuruşunu katması, araya sızmalarını falan katması. Ya şöyle bir adam uzaktan iyi şut atması yeterli değil abi. Endombele de bir uzaktan şut atıyordu. Bu takımdaki pozisyonlara göre nereden şutu ne zaman vuracağı inisiyatifini ona vermesi. Evet. Yani yoksa her yerden vurursun kaleye şutum iyi diye gol olmaz ama. Ha bu negatif transfere Vinicius'u da koyalım. Yok ya onu yedek olarak aldılar. Yedek işte. Dolayısıyla bu şeyden Sergio Aurier'i koyalım. Yani aslında demek istediğim şu. Transfer sihirbazlığı. Acayip öyle bir şey yok, yok aslında. Teknik direktörlük yani, başarısı yani, var burada. Bravo. Yani tuttuğu kadar tutmayan da var. Onları görmek de lazım. Evet. Bu kadar da adamı idare etmek de kolay bir şey hiç değil. Hiç kolay değil. Ayrıca kolay bir şey söyleyeceğim. Listeni alabilir miyim? Tabii. Icardi çok böyle şey, özel bir karakter. Icardi'ye başka türlü davranınca verim alamıyorsun. Haftalardır da oynamıyorum. Ama bak maç bitti gördün mü? Icardi geldi böyle işte, Okan Buruk'a bir şeyler söyledi. Büyük ihtimal ya hocam kusura bakma ben yine bugün bir şey veremedim der gibi. O da ya işte şey yaptı eliyle koluyla. Sen de daha önce verdin. Yani bu biz bir takımız. Bu güzel. Ya Icardi'yi bir kere böyle bir takımın parçası yapmak seviyor, çok zor bir şeydi yani. Ha. Okan hocayı seviyor canım. Özel izinler falan. Tabii. Kerem Demirbay. Ya dedim yani bir tane bizim videomuz var. Bu oynayamıyor. Bir sürü kişi oynuyor. Kaan Ayhan'ı oynatıyor. Oğlum dayı dedim sen bizi niye işte utandırıyorsun? Biz sana böyle yetenek şöyle yetenek dedik. Bak o da kolay karakter değil yani. Kerem de. Kerem iyi bir karakter. Çok iyi bir çocuk. Evet. Bak çok iyi bir çocuk da biraz gamsız yani. Hani o yalancı koşu falan onlara da işte inanmıyor. Hani bizde bazı Türk oyuncuları var ya topu kaptırır sonra gidip taç çizgisine kadar adamı kovalayıp rakibin gırtlağına basar. İşte takım için savaştı kral, komutan, işte imparator falan. Öyle değil abi adam. Manasız bir iş onun için. Ama yine böyle takımın parçası yaptı onu. Abi zaten Kaan Ayhan hem 10 numara karakter hem de bence 10 numara oyuncu. Ne anlamda? Her maç 10 üzerinden 7 alır o ayrı. Ama nereye koysan 10 üzerinden 7'lik oynayan oyuncu teknik direktör için 10 numara oyuncudur. Yani takım 11 tane Kaan Ayhan'la şampiyon olamaz. Zaten, o kesin bir şey. Zaten yani herkesin de olağanüstü 11'den 10 üzerinden 10 performans vereceği bir takım da yok dünyada çok yok. Çok güzel. Öyle bir şey olmuyor zaten. Yok yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir takım da yok. Ya Real Madrid'de hala böyle Nacho şaka maka böyle. Adamın Necip'in yok. 5. Şampiyonlar Ligi var. 6'ya Necip'in yok. Necip'in yok adam. Ama bir tane öyle futbolcu James Milner. Yani bir tane öyle futbolcu da lazım işte. James Milner. Gen aktarımı için. Gen aktarımı için lazım. O yüzden tebrik ediyoruz. Burada hiç böyle Muslera'dan bahsetmedik ya. Ayıp oldu. Olmazsa olmaz. Net şampiyon olamazsın. Evet. Bu kadar basit. Bu senede farkı yaratan unsurlardan birinin Muslera olduğunu düşünüyorum. Tabii canım. Hani senin şeyi söylüyordun. Bu ilk işte Rıdvan Dilmen mi söylemiştir? İlk Serpil Amtüz'ün hoca yazmış 82'de. Önce Atan Tutan iyi olacak. Maçta sizin çok sevdiğiniz maç. Serpil Hamdi Tüzün'ü bilmiyordum ama ben şeyi biliyorum. Herberger'in Hönes'te Schumacher'ı öptüğünü biliyorum kafasını. Bu benim bir puanım, bu da iki puanım diye. Ha bak o da mesela. O zaman iki puandı. Tabii. O zaman iki puandı. Kaleci Schumacher'ı öpüyordu bir. Köln değil mi? Köln'ümüzün başarılı yerleri. Schumacher'ın alnından öpüyordu Herberger. Bu benim bir puanım. Bir de gidip santrafora öpüyordu Hönes'in kafayı. Kel Hönes kafayla gol atardı. Bir de onu öpüyordu. Bu da benim 2 puanımdı. 2 puandı o zaman. Şikolat bağımızda da Yufay'ın kesti. Dolayısıyla hani atan tutan mevzusu o tarihten beri tabii. Vardı. Ya bir şey söyleyeceğim. 74'te de var ama Türkiye'de diyorum. 82'de ama şey çok güzel. O yüzden ben tam böyle onu anlatıyordum sen girdiğin zaman emekte. Bak Serdar Ali'nin dediği Rıdvan Hoca. Serdar Ali 21. yüzyılda ilk söyleyen ve sürekli ısrar edip haklı çıkandır dedim. Rıdvan Dilmen yorumcu olarak söyleyendir bunu. Herhalde futbolcuları böyle düşünüyorum. 1 ve 9 en önemli bir şeyler abi. Serpil Tüzün de şöyle, 82 Dünya Kupası. Adam çok kafa patlatıyor ya 74'te böyle Ajax'ta staj yaptığından beri. Abi diyor ki ya işte diyor niye olmadı işte 74 Dünya Kupası Hollanda'nın kaleci kötü işte falan. 82'de o maçı izliyor. Brezilya-İtalya maçı. Kaleci ve santrafor yok. Abi ama bütün takım ne kadar iyi değil mi ya? Falcao, dönemin Pirlo'su. Falcao, Zico, Sokrates. Çerezo da mükemmel oyuncu abi. O senin en sıkıcı Şampiyonlar Ligi finali seçtiğin var ya haklısın da. Şampiyon Kulüpler Kupası'nın son finali. Barcelona-Sampdoria. Orada hala Sampdoria'da oynuyor Çerezo. Öyle oyuncu ya. Evet. Manyak yani. Anladın mı? 7'den 77. Orta sahip. Çok kötü maçtı. Ama kaleci kaleci Valder Perez yani böyle namı diğer Hayrettinho. Tamam. Hoca öyle demiyor. Ben diyorum onu. Sergio da zaten sonra böyle Malatya Spor'a geliyor. Zaten o yani orada normalde bir kaleko oynayacakmış. Sakatlığından dolayı yok. Evet. Yani orada başlıyor ama bu hakikaten değişmez bir şey. Her sezon şampiyon sadece böyle Beşiktaş var. O da Beşiktaş'a kendini örgü. Beşiktaş'ta kaleci. Kaleci yani. Bir sezonda olabiliyor. Böyle Tolga Zengin, Boyko, Genç, Ersin, Günay Güvenç. Ersin.
Hayır, o 3 kaleciyle Beşiktaş 2015-16'da şampiyon oluyor ama Beşiktaş'ın içinde de şampiyon oldu. Ama böyle şey böyle atanlar da şey be abi. Mario Gomez, Cenk Tosun yedek falan, anladın mı yani? Beşiktaş şampiyonluklarında kalecilerin katkısı olmuyor ama savunma oyuncularının katkısı oluyor. Fabri ile olmadı mı? Oldu Beşiktaş. O sezon var. 2016-17'de Fabri şampiyonluğudur. Ama yani Fabri hani bir Muslera şampiyonluğu diyebiliriz. Değildir tabii. Ama olsun, Beşiktaş standartlarında mesela, Muslera etkisidir o. Ama mesela hadi Beşiktaş'a geçelim. Hadi geçelim. Yok yok, bir dakika ya, öyle tamamlayalım. Yani Galatasaray'daki o olay çok önemli abi. O yüzden sen dedin ya Vinicius. Hayır abi. Golcü işini sağlama alacaksın. Bak böyle Abubakar bir o su koyu verdi Sergen Yalçın'la şampiyonluk basit, sezonunda. Bu kadar basit tabii. O gidiyordu, şampiyonluk gidiyordu. Öncelerim bir ara böyle Gökhan Töre santrafor oynadı ya. O tamam. Boyla kafa topuna çıkıyor. Tamam, ben de tamam. Onu tebrik ettiğimiz Beral Olsun Kral. Tabii. Göztepe deplasmanı, İzmir deplasmanında Göztepe maçında Atiba oynadı ya. Aynen, o Vinicius'u falan alacaksın. Niye? Sana kaç zamandır söylemek istiyordum. Abi Ancelotti bu işin piri. Bak. O santraforu. Joselu. He. Abi bak. Ben tabii ki Real Madrid'in ideal santrafor değildir. Zaten yedek olarak alıyor adam. Tabii, tabii. Ama Ancelotti bu işin piri be abi. Ama onu söylüyorlar. Ay bak, adam şampiyonluk finaline çıkardı. Seni arada böyle yapacağız diyor. Ya Tottenham'ı da yedek santraforu Llorente çıkarmıştı. Liverpool'u da yedek santraforu ve Origi çıkarmıştı abi. Yani Origi'yi alır mısın şimdi abi mesela? Almasın. Yani almasın. Ama zaten abi, oynayamadı bir yerde. Ama abi kenarda dur. Tabii canım, Forrest'ta falan oynayamıyor. Zaten kötü oynuyor. Bir şey söyleyeyim abi. O oyuncu duracak. Saydın ya isimleri. Hasan Kabza olmasaydı o sene Galatasaray şampiyon olamazdı. O yüzden o böyle Mayıslar bizimdirin. Somut. Somut yapalım. Çünkü mesela Fatih Terim döneminde Galatasaray Beşiktaş'ı yenmesine rağmen Ryan Babel verdi değil mi o pası? Ya da Ryan Babel attı golü değil mi? Arkadaş o sene Beşiktaş şampiyon oldu mesela. Ya Mayıslar bizimdir. O bir kanun değil. Fenerbahçe ne bu hatalar yapıyor ki? Mayıslar Galatasaray ya da Beşiktaş'ın oluyor. Bak tabii. İki kere de Beşiktaş'a vermedim abi bu son 10 yılda. Tabii. İki kere de Beşiktaş'la kapıştı olmadı. Evet. En az iki kere yani. Sivas maçını da sayarsan 2,5 hani 3. Yani konuşacağız Fenerbahçe bölümünde de. Abi onun adını koyalım. Mayıslar bizimdir. Kaleci Muslera olduğu zaman Mayıslar o takımdır. Kadro. Kalecin böyle Zapata olduğu zaman Mayıs, ne Mayıs'ı? Mart kedisi gibi dağılıyorsun aynen, abicim. Aynen öyle. Lütfen ya, Galatasaray'ın da şampiyonlamada 15 yıl var. Bak tabii. Bir şey daha söyleyeceğim öyle. Galatasaray en son yakın dönemde. Aleyce ne zaman son konjonktürde şampiyonluk verdi ki? O Fatih Terim Hoca, işte Sergen Yalçın. Verdi o işte. Başka konjonktürde. Hayır bir dakika. Çok daha somutu var abi. Okan Buruk oynarken. Okan Buruk oynarken var. Okan Hoca da biliyor bunu. Abi 94-95 Beşiktaş şampiyon olurken. Evet. Yahu Beşiktaş'ın stadında İnönü'de Galatasaray yendi Beşiktaş'ı. Samsun, Gaziantep, Antalya Spor. 10 günde 3 maç kaybetti. Samsun, Antep, Antalya. Neden sonradan öğrendim? Sonra Beşiktaş yendi, sonra Fener yenildi. Hayır, sonra nereden öğrendim biliyor musun? Hayır, Beşiktaş'ı yenmişti, sonra kaybetti. Samsun, sonra Gaziantep, Antalya. Onu bilemem. Artık siz zaten. Sonra Fener'e kaybetti. Bak abiciğim, olay neymiş biliyor musun? Saffet Sancaklı anlattı. Teknik direktör oyuncular konuşmuyormuş bile. Saftik, değil mi hoca? Saftik yardımcısı Hikmet Hoca mı? Hikmet Hoca evet. Ha, Saffet Sancaklı falan, Yıldız Oyuncu. O bir tek profesyonel diyormuş ki ben oynarım. Yani Kocaeli'de de hocası oluyor zaten. Abi teknik direktör oyuncu karşılıklı etkileşime. Fenerbahçe'de başarılı oldu mu? Hayır. Galatasaray'da oldu mu? Evet. Fatih Hoca'nın son iki yılından daha mı iyi performansı Okan Burun? Kesin. O zaman bu Mayıslar bizimdir. Fatih Terim, Allah kerim, bunlar güzel sözler evet ama... Bilimsel analiz yapmadan Galatasaray'ın böyle yoksa, teknik direktörlüğü... Kadro yoksa hiçbir şeyin yok. Kadro yoksa işte kaleci, santrafor, o dediklerimiz olmadan bir de iyi bir teknik direktör. Yani oyuncu grubuyla karşılıklı etkileşimi iyi olan bir teknik direktör olmadıktan sonra geçelim bunu. Bu kadroyla nasıl herhangi bir teknik direktör iyi bir iletişim kurabilir? Ya geçen şimdi, okudum. Şimdi en entelektüel, en sevdiğim, saygı duyduğum fikirlerine, kimi ekonomist, kimi sinema üstadı. Bu ve abiler bu sefer de böyle Serdar Topraktepe'nin teknik direktörlüğüne... performansıyla bunu açıklıyorlar. Yani hepsine çok saygı duyuyorum. Bir şey demek istemiyorum.